kaldırımları kullanabilmek ortopedik engelliler için çoğu zaman mümkün olmuyor. Kısa bir mesafeyi kat etmek için uzun bir yürüyüş yapmak zorunda tekerlekli sandalyesiyle. Bunun için araçların kullanıldığı caddeye inmek gerekiyor. Caddede yürümek başlı başına bir risk. Bu riski cadde kenarlarında park eden araçlar daha da arttırıyor. Dar alan caddede her an kazaya kurban gitmek abartı değil. Ortopedik engelli Afitap Yılmaz'la sokak engellerini tespit etmek üzere sokaktayız. İşte belediyenin özenle yaptığını düşündüğü bir engel. Buraya çıkamam. Bu araçta çıkamam. Bir türlü yaya kaldırımına çıkmak için rampa bulamayan Afitap, kendisi için büyük kaza riski taşıyan caddede ilerliyor. Engel çeşidi de miktarı da sınırsız. Ben bu yoldan kaldırıma çıkamadım şimdiye kadar. Çünkü bana uygun yerler bulamadım. Beyefendi, rampanın önüne park ettiniz. Bir engelli gelse nasıl çıkar oradan? Yeni bir rampaya geldik. Buradaki evet. Sorun nedir? Buradaki rampamızın sorunu merdiven yüksekliğinde olması. Yani tam bir rampa değildi, merdivene çıkıyormuşu, düzgün uyandırıyor. Normal rampa şeklini alması gerekiyor. Buranın kırılması gerekiyor. Oranın kendine özel bir rampa şeklinde yapılması gerekiyor. Bir deneyin bakalım çıkabiliyor musunuz? Biz denemesini de ısrar edince tekerlekli sandalyede küçük bir hasar oluşuyor. Hasarı tamir ederken haber içinde haber meydana geliyor ve bir başka yaşlı engelli rampadan yardım alarak çıkıyor. Engel çeşitlerinde sınır ve sayı yok. İşte bir başka engel örneği daha. Rampanın sorunu nedir? Bu rampanın sorunu önünde karayı takdir çukuru olması. Yani de o kapak oradan açılabilir geçme anında. Düşebiliriz de yani. Bu rampanın biraz daha meyilli olması gerektiğini düşünüyorum. Bir rampa var. Evet. Rampa sorunlu evet. Ama başka bir sorun daha var. Önünde bir esnafın eşyası var. Bu rampa sağlıklı bile olsa geçme şansınız var mı o eşyadan? Yok. Hayır. Hiçbirinden çıkma şansınız yok mu? Hiçbirinden çıkma şansım yok. Şimdiye kadar denediklerimden çıkamadım. Oysa burası ordunun en ileride edilmiş rampalar. Aynen. Aynen öyle. Burası oldukça düzgün görünüyor. Yok. Ordunun tamamı elbette böyle değil. Az da olsa engellilere engel olmayan geçişler de var. İşte buna birkaç örnek. Harika, onlar çok güzel. Şehir içinde görmüş olduğumuz arayollardaki rampanın da bu şekilde olması gerekiyor. Bu tespitlerden sonra başlangıç yeri olan Ordu Sakatlar Derneği'ne geri dönüyoruz.
aynı sorunlara tanıklık ederek. Afitap Yılmaz sonradan engelli. 2 yaşındayken kendi ifadesiyle yanlış müdahale sonucu bacakları tutmaz olmuş. Yaşamda karşılaştığı sorunları yetkililerden ve toplumdan beklentilerini kendi ağzından dinleyelim. Var mı engel olmanın? Tabii ki var. Yani bir engelli olup da zorluk çekmeyen bir insan ben tanımıyorum. Yani ben engelliyim, hayatımda hiçbir zorluk yok diyen bir insan ben görmedim. Geçeceğimiz az önce de karşılaştık, rampanın önüne araba çekmek gibi bir ayıbımız var. Rampaların önüne çöp kovası kilitlemek gibi bir ayıbımız var. Bunun olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani sosyal faaliyetlerimizin daha iyi olabilmesi için bence biraz daha duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim insanlarımız engelliler konusunda çok cahildir. Yani ben kimseyi tabii ki kalbini kırmak, kimseyi insan altında da bırakmak istemiyorum ama bizimle fankla ilgilenilmediğini ben düşünmeye başladım daha doğrusu. Tabii ki güzel yerlerimiz de var, örnek yerlerimiz de var ama keşke her yer oralar gibi olsa. Yani düzeltilmesi gerekiyor. Mesela ben annemle yaşayan bir insanım. Annem 70 yaşında. Hani bugün var yarın yok türünden diyebiliriz. Tabii ki Allah kendi gecinden versin. Her zaman başına renklik etmesin ama bugün yarın ona bir şey olduğu zaman ben hayatımı tek başıma idame ettirmek zorunda kalacağım. Böyle yerler var oldukça ben ulaşmak istediğim yerlere ulaşamayacağım. Örneğin ben bir faturamı yatırmaya gidemem. Bir telefon faturamı belki yatırabilirim ama onda çok biraz zorluk çekerim. Sadece ben yetkili kişiler değil de sivil toplum örgütlerinde biraz daha duyarlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Sokağa çıktınız örneğin, evet. İşiniz var, bir miktar beklediniz, tuvalet ihtiyacınız var. Orada sizin gidebileceğiniz tuvalet var mı? Benim gidebileceğimiz tuvaletler yok. Sadece belirli yerlerde var, onlar da kilitleniyor. Mesela nerede var da kilitleniyor? Şimdi buradan şimdi insanların kan altında bırakmak istemiyorum. Yani istihdam konusunda, çalışma konusunda ne gibi güçlüklerle karşılaşıyorsunuz? Niye çalışmıyorsunuz siz örneğin? Ben çalışmayı çok istiyorum. Gerçekten yani çalışan, üreten bir insan olmayı ben gerçekten çok istiyorum. Ama benim İş yerine girip de çalışabilmem için iş yerinde bana uygun düzenlemeler yapılması gerekiyor. Toplumun genel olarak engellilere bakışı nasıl? Ve bundan bu sizi nasıl etkiliyor? Toplumun? Tabii ki duyarlı insanlarımız da var. Yani çoğunluğu zaten biraz da acıyarak yaklaşıyor. Bilinçsiz davrananlar da var tabii ki. Yani çok toplumda sonuçta her çeşit insanlar var yani. Mesela sizin öykünüz, sizin engelli olma süreciniz bir kader mi? Yani kader değil tabii ki ama ben kader deyip de alınmak istiyorum. Yani sonuçta hani doktor hatta okumuş, yıllarını eğitim geçirmiş. Yani yıllarını da eğitimle bir yere gelmiş. Doktor sonuçta hayat emanet ediyorsunuz, bir can emanet ediyorsunuz. O böyle bir hata yaptıktan sonra ben herkesten beklerim böyle bir hatayı. Yani bu sonuçta kader diyelim aslında değil. Çok sık kullandığımız sağlam kafa sağlam vücutta bulunur deyimi size söyleyince ne hissediyorsunuz? Senin sorunun çözülme noktasında umutlu musun? Yani biraz kaleme alınmaya başlandı gibi. Son yıllarda eksik bile olsa engellilere yönelik devletin birçok çalışması var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, bu süreci bireysel olarak tamamlarken bürokrasiyle sorunlar yaşıyor musunuz? Çok. Bürokrasiye çok takılıyoruz tabii ki. Yani her yerde biz kendi sorunlarımızı aşmaya çalıştıkça tabii ki önümüze
bir sorunlar çıkarıyor. Örneğin raporu almaya kalkışıyoruz. Raporu aldığımız zaman bizden bir sürü evrak isteniyor. Şuraya gidecektin, buraya gidecektin, şöyle yapacaktın, böyle yapacaktın. O ona gönderiyor, o ona gönderiyor. Arada kaynıyor. Yani yapacak bir şey olmuyor. En basit bir örnek bu. Benim en doğal hakkım olmasına rağmen bana bir sürü zorluk çıkartılıyor.